Bitirin biraz. Devam edelim arkadaşlar. Aç bardağını. İnancımla, davamla, uyan hanke geliyorum, heybetimle, alam. Bugün düşman nasıl olursa olsun tamamına karşı muhteşem bir mücadele veriyor. Türkiye nerede? Dünya nerede? Tehdit nerede? Yani bize Türkiye'de saldırılacak diye beklemiyor. Bize tehditler neyse oradayız. Ve orada da olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra daha inançlı ve daha kararlı bir şekilde oralarda olmaya devam edeceğiz. Çünkü oynanan oyunu biliyoruz. Türkiye üzerindeki Türkiye'ye yazılan senaryoları biliyoruz. Bugün terör örgütlerinin yaratanları biliyoruz. O terör örgütünün yaratanları sonra onları başka bir terör örgütüyle temizlemeye kalkışmalarını ve bizim kültür coğrafyası olan bu coğrafyada bir ülkeyi bölmelerini bölerek orada gayrimeşru nesli bir belirsiz devlet ve devletçikler yaratmak gibi gayret içinde olduklarını biliyoruz. Ve bunları müsaade etmeyeceğiz. Bize karşı çok uzun süreçte çekemeyecekler. O dönemler bitti. Çanakkale'de denediler. Kurtuluş Savaşı'nda denediler, Yemen'de denediler, Kıbrıs'ta denediler, Allahu Ekber dağlarında denediler, her yerde denediler. En son yarattıkları hain terör örgütleriyle denediler. Ve kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, korucumuz, bütün devletimizin görevlileri bir millet topyekun bu hainlere haddini bildirdi ve bildirmeye devam etti. Kazdıkları çukurlara gömüldüler. Girdikleri mağaralara başlarını yıkıyoruz. Bir zamandan dediğimiz gibi hiçbirinden birbirinden fark yok. FETÖ'de aynıdır, PKK'sı da aynıdır, DAEŞ'i de aynıdır, diğer o gayrimeşru destekleyicilerin sistem örgütleri tamamı da aynıdır. Bu mücadelemizin bittiği hevesinde asla olmadık ve olmayacağız. Terörün her türlüsüyle mücadele ederken sinsi terörle de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. En tehlikelisi de oydu. Evet, bundan bir yıl önce, yaklaşık olarak bir yıl önce 15 Temmuz'da en büyük ihanet girişimlerinden birini yaşadık. 15 Temmuz FETÖ işgal girişimi basit bir olay değildi. Kombine olayların devamıydı. İstanbul'da başlatılan gezi olayları 17-25 Aralık hukuk darbesi ardından gelen o 7 Haziran'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesindeki o çukur terörü ve arkasından onlarla bir şekilde kombine bir şekilde devam eden Kuzey Suriye'deki olaylar ve en son hareket de 15 Temmuz. Hepsini buluyoruz. Ama şunu gayet biliyoruz ki bitmeyecek. Durmayacaklar. Ve bu millet de bu milletin aslan gibi evlatlarıyla beraber bunların karşısında ayakta dimdik olacağız.
El ele olacağız, kol kola olacağız. Bu mücadeleyi sen Kürtsün, ben Türk'üm, o Arap'tır, Müslümanidir, Alevi'dir diye değil. Sen sağcısın, ben solcusun diye değil. Bu aziz vatanın, bu toprakların bizim üzerimizdeki hakkı. Bu hakkı bilerek bunlarla mücadele edeceğiz. Onun için bu topraklar kutsal. En sevdiklerimizi ver. Gazilerimiz kanlarını akıttılar. Vücutlarının parçalarını bu topraklara verdiler. Eminim gerekirse canlarını bile vermekten çekinmezler. Çünkü şehit olmak niyetiyle çıktılar oraya. Niyetleri şehit olmaktı, nasip olmadı, gazi oldu. Onun için kimse beslenmez. Ve siz de bu milletin evlatlarıyla asla yerse kapılmasın. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça bu milletin iyiliği